Alo merhabalar. Bu yolundan çevre yoluna doğru giderken bir tane araç kız kaçırıyordu herhalde. 34 çığlıklar atarak gidiyordu kız. Aracın içinden kadın çığlıkları mı geliyordu? Evet evet gördük zaten, kafasına falan da vuruyordu. Bir saniye not alıyorum. Araç nereden nereye gidiyordu hanımefendi? Yolundan 23 caddesinden çevre yoluna doğru döndüler. Tamam hanımefendi, hatta kalın lütfen emniyete yönlendiriyorum. Hile bana kurular adam. Anlamadım ne vardı? Silah veya bıçak gibi bir şeyle aldı arabanın içinden. Adamın üstüne silah veya bıçak olabilir diyorsunuz. Evet evet. Tamam hemen emniyete aktarıyorum. Kapatmayın lütfen, hatta kalın. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, buyurun. Merhabalar. Minibüs caddesinden çevre yoluna doğru giderken bir tane aracın içerisindeki hanımefendi bir adam kaçırıyordu. Kaçırıyor. Çıplara kadını kaçırıyor. Evet, çıplara sarak gidiyordu, evet. Kafasını araca mı vuruyormuş? Evet, evet. Şu aracın rengi, markası, modelini verebilir misiniz bana? Kaçırıyor mu, emin misin? Evet, kadın çığlıklar atarak seyirtiyor. Kafasını falan vuruyordu adam. Kadına yönelik şiddet günümüzde en çok yaşanan sosyal sorunlardan birisi olarak başı çekiyor. Emniyet operatörü silah zoruyla kaçırılan kadını kurtarmak için emniyet birimlerini bilgilendiriyor ve söz konusu aracı bulmak için ekip arkadaşlarını yönlendiriyor. Kaçırıyor mu, emin misiniz? Evet, kadın çığlıklar atarak seyirtiyor. Kafasını falan vuruyordu adam. Durduramadık aracı. Tamam, ekiplere yönlendirme yapacağım. Dikkatinizi tamam. Çeken başka bir şey oldu mu hanımefendi? Hayır, hayır. Tamam. Yaşlılıklar yapıyordu, sadece durduramadık aracı zaten. Tamam, yönlendirme yapıyorum. Tamam. Hemen yönlendireyim, ekiplerimiz bir baksınlar. Tamamdır. Geçmiş olsun. Sağ olun. Melih abi. Abi yine ben. Adam kaçırma, kadın kaçırma. Kadının kafasını yok. Kadının kafasını camlara vuruyormuş. Elinde bıçak ya da silah olabilir diyor. Kameraya attım, şubeler bir attım, kendi C trafiğe attım, ilçesine attım. Gruptan atıyorum ben. İstanbul Emniyet. Alo, merhabalar. 34. Duyamıyorum sizi, tekrar söyler misiniz? Plakalı araç. Bir tane kadını zorla zapt ederek kıstırmaya çalışıyor. Kadın çığlığa bağırarak aracın içerisinden seyir halinde giderek... Bir dakika, bir daha söyler misiniz? 34. Tamam, bu olay... Polisli silah var. Ya silah ya eline kesici bir alet. Zorla arabaya bindirirken onu arabadan alıp kız arabadan kaçtı seyir halindeyken... Evet. O elindeki o işte, aletle beraber tekrar arabaya koyup çocuklar hiçbir şey yapamadık. Kaçan kız seyir halindeyken tekrardan arabaya bindirdiler zorla. Aynen, tekrardan bindirdiler. Arabadaydı kızımız. Evet. Peşinden koştuk, kırıp araçtan kendisine attık. Ondan sonrasında silah ya da kesici arabadan çalıp kızın yanına gittik. Kızı zorla arabaya koydular. Tamam, bana nerede olduklarını söyler misiniz? Nereye doğru gittiklerini yani? Minibüs caddesinin orada olduğu ilerisinde çevre yoluna doğru döndüler sonra. Dediğiniz yer kıda mı? Minibüs caddesi. Hemen çevre yoluna dönüş var zaten sağ tarafa, sonra araç çevre yoluna döndü. Çevre yoluna döndü? Evet. Tamam, hemen ekiplere bildiriyorum. Evet. İyi günler. Böylesi bir acil yardım çağrısının ardından acil yardım ekiplerini olay yerine gönderdikten sonra neler olup bittiğini bilmemek nasıl bir his? Operatörler bu gerilimle nasıl başa çıkıyor? Onlar en sarsıcı olaylardan sonra bile hissettiklerinin üstesinden gelip görevleri gereği başka yardım çağrılarını cevaplamaya devam ediyorlar. Aldığımız şahıs kaçırma ihbarlarının çoğunda mağdur olan kişi kadın oluyor. Bu tarz ihbarlarda bizim için özellikle net bir adres plaka, renk, marka, araç için bu bilgiler bizim için çok önemli. Bölgedeki kamera kayıtlarından aracın gidebileceği istikametlerdeki noktalar inceleniyor. İhbar eden genellikle kadın vatandaşlar oluyor. Gücü yetebilen, müdahale etmeye çalışanlar oluyor. Çığa silahlıydı. İhbarı veren vatandaşın elinden tek gelen arayıp bize bunu bildirmek oldu. Son zamanlarda kadın şiddet olayları fazlasıyla arttı. Ama yine görüyoruz ki buna en fazla tepki yine kadınlar veriyor.